Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Dark Souls severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, sizlerle çok uzun bir maceraya başlamıştık ve bol bol karakterimizi geliştirdik. Şimdi aslında bizim için opsiyonel olan bossları aradan çıkarmak kaldı. Lothric Kalesi Bonfire'ında bulunuyorum. Buraya ışınlanın. Buradan aslında bir önceki bölümde bir miktar gezmiş olduğumuz, bir shortcut açmış olduğumuz Consume King's Garden bölgesine gidip oradan Ossuarius boss'umuzu keserek opsiyonel boss'larımızı kesmeye başlıyor olacağız. Hani bu boss'ları kesmenizin bir katkısı, bir zararı vesairesi yok. Hani isterseniz öldürün, isterseniz öldürmeyin. Özellikle keseceğimiz son opsiyonel boss belki biraz bizleri ilgilendiriyor olabilir. Hani hem Fate hem STR Dexter'i karışık bir build gidiyorsanız o boss'un ruhuyla onun kullanmakta olduğu silah yapabilirsiniz. O silah da bayağı keyifli bir silahtır. Dileyen arkadaşlar faydalanabilirler. Yine elde edebileceğimiz başka itemler olacak. Özellikle elimizdeki silahları maksimum seviyeye çıkarmak için ihtiyaç duyduğumuz itemler bunlar. Dolayısıyla envanterimizde olmalarını da alıyor olmamızda fayda var. İlk önce o Ossuarius boss'una ilerliyorum. Tebrik ederim. Nasıl değilledim onu bilmiyorum yani. Şimdi Ossuarius boss'unda elimizdeki silahı tercih edecek olmamızın en temel sebebi bize hızlı saldıran bir silah gerekiyor. O yüzden bundan faydalanmak istiyoruz. Yine Green Blossom'ını kullanıyorum. Gold Parnezini kullanıyorum. Ve boss'umuza gidiyorum. Fazla hani Scythe silahını da kullanabilirsiniz. Yani bir sakıncası olmaz. Ama ikinci fazında benim naçizane tavsiyem bu silahı kullanın. Goldpine nezdinde. Bu fazla yani bildiğiniz üzere çok hızlı saldırıları mevcut. Dolayısıyla hani bize de hızlı saldıran, hızlı aksiyon alan bir karakter lazım. Biraz agresif olabiliyoruz. Agresifliğimizin de açıkçası katkısı çok fazla oluyor. Hani ne yalan söyleyeyim. Vurabilirseniz benim yapmış olduğum gibi kafasına odak alın ve kafasına vurmaya devam edin. Günün sonunda birkaç vuruşta bu riposta alma imkanınız olacak. Ayağa kalkarken saldırmaya devam edebilirsiniz. Ve kendisini kesmiş olduk. Ne yapmanız gerektiğini bildiğiniz zaman birçok boss çok kolay bir hal alıyor. Ama işte çoğu zaman yeni başlayan bir oyuncu için ne yapmasını gerektiğini bilmek pek mümkün olmuyor. Ruhlarımızı aldık ama bir sonraki Bonfire'da Firelink Shrine'e uğrayarak harcamak niyetindeyim. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten vallahi eline sağlık. Yani iyi ki ruhları bir sonraki Bonfire'da harcayayım dedim. Yapabildiği en ağır komboyla saldırdı. Niye şunları almamız lazım? Envanterimizde bulunsunlar istiyoruz. Ben... Yani ara ara boss silahlarından bahsediyorum. Hani o boss silahlarını güçlendirmek için yine envanterinizde bir miktar Titan Scale olsun istiyorum. Yani şimdiye kadar elde edebileceğiniz bütün Titan Scale'leri elde etmedik belki ama yine de envanterinizde bulunmasına fayda var. Buradan Firelink Shrine'a gidiyor olacağız. Şimdi bu bölge aslında belki biraz dexterity build'lar için önemli. Çünkü burada boss'umuzu kestikten sonra çok özel bir katanayı elde etme imkanımız olacak. Çok keyifli bir katanadır. Bence ana oyunun, yani DLC'deki ben Frayed Blade'i daha çok beğeniyorum. Hatta belki de en beğendiğim silah o. Ama ana oyunun en keyifli katanası bence burada aldığımız katana olacak. Dileyen arkadaşlar tabii ki de faydalanabilirler. Revel diyorum. Revel dedikten sonrasında tekrardan en son yapmış olduğumuz Bonfire'a gidiyorum.
Şimdi daha önceden gördüğümüz bir karakter vardı fakat bu karakteri hani farmlayabilirsiniz vesaire bahsetmemiştim. Ben farmlamamıştım da. Farmlayabileceğiniz yakın yani bonfire'e çok yakın olduğu için daha rahat olabilecek bölgelerden bir tanesi de burası. Özellikle kanama build'larında kullanmakta oldukları silahlar bu arkadaşların çok etkili oluyor. Keyifli bir silah. Yani öyle şey silahlara değiller açıkçası. Yani kötü silahlara değiller. Eğlenceli silahlar bence. Sadece farm noktasında biraz uğraştırabiliyorlar şu an görüldüğü üzere. Yani şu an lock statımız biraz daha fazla olduğu için hani zaten build'ımız hazır. Daha rahat bir şekilde farmlama imkanımız var. O yüzden ben hani farmlayacaksanız burada farmlayın. Diliyorsanız burada faydalanın diye burada ifade etmek istedim. Aşırı derecede agresif olmaları, hani siz saldırırken çok rahat kaçabilmeleri falan gerçekten bir tık şey yapıyor. Rahatsız ediyor açıkçası. Benim şu an elimdeki gibi çok uzağa saldırmanıza imkan tanıyan bir silahınız yoksa iyice zorlayabiliyor. Seni normalde algılamadım ama neden algılandığını emin değilim. O atlayışı yaptıktan sonra arkasından backstep atabilirseniz çok çok daha rahat kesersiniz. Ama tabii ki onun da eli armut toplamıyor yani. Dostum çok rica edeceğim. Beni trollemeyin bırak hani daha boss falan kesmem lazım. Bütün hayatımı sana harcamayayım burada. Her seferinde arkaya kaçabileceği saldırı yapıyor olması cabası yani. Şimdi Champion Gundyr boss'una doğru gidiyoruz. Bu boss'umuz direkt kanamaya karşı direnci az olan bir boss. Dolayısıyla elimizdeki silahla gitmek istiyoruz. Ve Karthus Rogue'dan faydalanıyor olacağız. Buradaki invasion bizi ilgilendirmiyor o yüzden dümdüz devam ediyorum. Yudex Kundur'a nazaran kendisi direkt ayağa kalkan bir karakter. Öyle bir silah çıkarma falan aksiyonumuz yok. Ve kanama hasarını gördünüz. Yani çok yani prokladığımız zaman neredeyse 1 bölü 3 canını götürmüş olduk. Bizim için esas sıkıntı olan tarafı ikinci fazı oluyor bu arkadaşın. O faza da geçmiş bulunuyor zaten şu an. İkinci fazının sıkıntı oluyor olmasının en temel sebebi aslında çok agresif olması. Yani hani bir can potu içelim, hayır. Bir işte dinlenelim, hayır. Hani sürekli olarak saldırı olması zorlayabiliyor. Dexterity build'larda hızlıyız, evet. Hani atak ve çevik saldırabiliyoruz ama bu arkadaş gerçekten ayrı bir seviye. Gerçekten kendine ait bir hani Şampiyonlar Ligi falan olması gereken bir karakter yani bence. Yapabileceğiniz en böyle kolay saldırı tipi perilemek oluyor. Eğer ki Champion Gundyr'ı perilemeye alışırsanız çok rahat öldürme imkanınız oluyor. Bunu inkar edemem. Ama alışmadıysanız biraz fazla zorlayabiliyor. O yüzden ben büyük ihtimal büyük çoğunluk hani bu rehber serisini takip ettiğinde perileriyle falan uğraşmamıştır düşüncesiyle. Alışmamışsınız gibi kendisini öldürmek niyetindeyim. Yani bahsettiğim agresiflik bu. Hani bir ara vermiyor ki geçip saldırasınız. Öl bakayım dostum. Buradan tekrar hastaneye yüzümüze geçelim.
Ruhları harcamadan devam edeceğim. Biraz daha hızlı olması adına. Bir saniye. Az daha şunu atlayalım. İki notlarım var. Direkt Champion Gundyr Boss arenasında Black Knight Glaive'i elde etme imkanımız var. Dark Souls 1'de müthiş bir silahtı. Dark Souls 1 sonrasında kötü bir silah değil. Ama bence Dark Souls 1'de olduğu kadar etkili de bir silah değil. Yine de Glaive gibi bir silah kullanmak istiyorsanız alın kullanın derim. Oldukça hani başarılı silahlardan bir tanesi. Fakat hani hasar noktasında maksimum hasarı vurmayı hedefleyen bir oyuncuysanız bu silah ihtiyacınızı karşılamayacaktır. Aklınızda bulunsun. Şimdi Black Knight arkadaşlar var. Bu arkadaşları öldürmenin en kolay yolu aslında peli atmak. Her ne kadar boss atmamış olsak da burada atmak niyetindeyim. Eğer ki birkaç kez daha faillersem trolleniyorum diye düşünerekten. Peki. Ha, şunu göstermeyi unuttum. Onu buraya gösterecektim. Undead Settlement'ta aldığımız bu kalkanımız mevcut. Hani bu kalkan peri atmanıza biraz daha fazla imkan tanıyan bir kalkan. Çünkü peri atma frame sayısı daha fazla bu kalkanın. Bundan bahsetmiştim. Olur da boss'ta peri atmak isterseniz yine bu kalkandan faydalanmanızı ben tavsiye ederim. Benim gibi zamanlamayı kesinlikle kaçarak atıyorsanız hiçbir anlamı yok. Peki. Sen bana vur, ben sana vurayım diyeceğim ama bir dakika, ben Bonfire'da dinlenmemişim. Bari Bonfire'da dinleneydim. Estus Flask'ım bitmiş. O zaman fark etmiş oldum. Videoyu uzatmayayım derken iyice uzatıyorum gibi hissediyorum. Yani peri atacaksanız bu kalkanla atmanız daha mantıklı olacaktır. Bunu boss'a girerken söylemem gerekiyordu. Kusuruma bakmayın. Unutmuş oldum. Notlara geç baktım. Özellikle kalkanların, hani kalkan bloğunu çok kullanan karakterler olduğu için, yani kalkan bloğu neyse, kalkanla bloklamayı çok kullanan karakterler oldukları için Black Knight'larda hani bu tip bir silah çok mantıklı oluyor savaşırken. Buradaki her bir düşmanı öldürmenize gerek yok. Onu hani şimdiden belirtmiş olayım. Ben sadece kesin yolumuza çıkacaklarını bildiğim için birkaç tanesini aradan çıkarmak istiyorum. Yap dostum. Dörtlü, beşli, altılı kombolarını yap. Hani hiç çekinmeksizin devam et. Yine bu arkadaşların kullanmakta olduğu silahları farmlamak isterseniz hani burası uygun bir bölge. Burada farmlayabilirsiniz. Şu an bu mesela online PvP'de STR bir build'a karşı hani nasıl bir işkence çektiğinizin bir göstergesi açıkçası. Çünkü STR build'ların hemen hemen hepsi böyle. Yani çok ağır zırhlar, aşırı hantal silahlar ama vurduğunda aşırı fazla hasar vuran silahlar. Şimdi normal, yani standart Firelink Shrine'ımızda bir Uchigatana katana düşüren Sword Master ile kapışmıştık. Onunla kapıştığımız yere geldiğinizde buradan Chaos Blade'i elde ediyorsunuz. Katanalar içerisinde ana oyundaki bence en iyi, en keyifli katana. Bu bir miktar şeyi var, dezavantajı var. Yani bu silah kullandığınız zaman aslında karakteriniz de hasar alıyor. Bizim şu an kullanmakta olduğumuz silaha benzer bir mantıkla gibi düşünebilirsiniz. Aynısı değil. Yani siz de hasar alıyorsunuz ama aynısı değil. Önemli olan taraf şu, bu silah noktasında katanalar içerisinde Dexterity Build'da hem PvP'de hem PvE'de gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir silah olması. Kullanmayı ben tamamen sizlere bırakıyorum. Kullanmanızı ben tavsiye ederim ama dediğim gibi kullanmayı tamamen sizlere bırakıyorum. Eğer ki burada Fate Endeksli bir build gitmiyorsanız, yani ilk başta da Fate yatırım yapmışsınız ama biraz pişman olduysanız yine de işte ne bileyim, hani Fate'deki X bir içeriği kullanmak istiyorsanız buradan Priestess Ring'i alabilirsiniz. Artı 5 oranında Fate satınızı arttırır. Hani artı 5 oranında arttırıyor olmasının güzel tarafı da aslında belli başlı şeyleri, belli başlı mucizeleri kullanmanıza imkan tanır. Şuradan Eye of a Fire Keeper isminde bir item elde ediyoruz. Elde ettiğimiz bu item'ı Fire Keeper'a teslim ettiğimizde Fire Keeper bu item'ı kullanarak bizim Hollowing statımızı sıfırlayabiliyor. Bizi iyileştirebiliyor. Fakat bunu
yapmanızı ben çok tavsiye etmiyorum. Pardon, çok özür dilerim. Bu değil. Çok özür dilerim. Çok yanlış bir şeyden bahsediyorum şu an. Şu andan kalite. Bu Eyes of a Firekeeper alternatif bir sonu almanıza imkan tanıyor. Çok özür dilerim. Purchase item derseniz şuradan 20 bine Tower Key'i alıyorsunuz. Tower Key'i aldıktan sonra Firekeeper Soul'u alma imkanınız var. Firekeeper Soul'u teslim edince Halloween'i telafi etme imkanınız var. Ben niye notlara böyle almışım emin değilim. Aslında bunu yapmıyorum ama herhalde notlarla karıştırdım. Neyse günün sonunda hani bu Halloween statımızı sıfırlamak gibi, bunu düzeltmek gibi bir imkanımız var. Aynı zamanda Dark Sigil'leri bir nevi yani şey yapıyorsunuz. Nullify ediyorsunuz. Yani onların etkisini gideriyorsunuz. Bunun dezavantajı şu. Halloween'den kurtuluyor olmak bizim istediğimiz bir şey değil. Hani build'ımızı etkiler. Build'ımızı kötüye götürür aslında. O yüzden yapmamanıza fayda var. Yapmak isteyen arkadaşlar varsa da ilginiz olsun efendim. Devam ediyoruz buradan lak'ı arttırmaya. Öldürdüğümüz bossların bu arada ruhlarıyla herhangi bir içerik yapmayacağız. Onları satıp onlarla da şey yapabilirsiniz. Level up yapabilirsiniz. Burada Little Dungeon'a ışınlanıyorum. Zamanında burada bir kestirme yolu açmıştık. O kestirme yolu kullanarak yine bu videoda almış olduğumuz Path of Dragon emote ile birlikte Nameless King'in yolunu tutuyor olacağız. Notlar kısmında herhangi birine Path of Dragon atamış olayım. Özellikle katana kullanan arkadaşlar varsa Chaos Blade'i kullansınlar derim. Çok böyle beklenenin dışında bir etkisi var diye ifade edebilirim. Şu an yanlış gitmişim hissediyorum. Neyse şu an kafam bayağı karışık. Yani notlar vesaire her şey uçmuş gibi zihnimde. Gece saat 1'de çektiğim için olabilir tabii ki bu rehber sayısı. Onun etkisi olduğuna eminim yani. Geldik buraya. Baktık karşıya doğru. Ve emotumuzu kullanıyoruz. Emotu kullanmakla birlikte direkt Archdragon Peak'e ışınlanmış bulunduk. Şimdi buradan yani toplayabileceğiniz upgrade materyalleri, alabileceğiniz farklı farklı taşı, Titanite Chunk'lar, Titanite Scale'lar vesaire falan bir sürü bir şey var. Bunları alıp almak tamamen sizlere kalmış. Hani tek tek hepsini toplayabilirsiniz. Ben açıkçası hani her bir build özelinde bunları toplamanın çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Hani ihtiyaç duymadıktan sonra niye toplayasınız? Ama dilerseniz toplayabilirsiniz. Bizler biraz da aslında buradaki bossları kesmeye ve buradaki birkaç tane içeriği almaya geldik. Hani bizi ve bizim karakterimizi ilgilendiren birkaç tane içerik var. Onları aradan çıkarmak niyetindeyiz. Şimdi bonfire yaktık ama bu arkadaşlar saldırmaya devam ederse bizi öldürürler. Bizi öldürsünler istemiyoruz. Dümdüz devam ediyoruz. Bonfire dinlenmeye de ihtiyacımız yok. O yüzden sıkıntı olmuyor. Gelip şuraya kolu çekiyorum. Buradan Titanite Chunk aldım. Bütün düşmanlar bir yerden aşağıya düşerken saldırı animasyonunu kaybeder. Yani tek istisnaları humanoid olan düşmanlardır. Yani insansı düşmanlar. Onlar düşerken plunging atak atabilirler. Ama standart böyle yaratıkımsı olan her bir düşman şey yapar. Nedir adı? Düşerken saldırı animasyonu yapmaz. Yani saldırı aksiyonunu kaybeder. Dolayısıyla az önce mesela Titanite Chunk'ı aldıktan sonra hemen sağ taraftan aşağı düştüm. Ki onlar aşağı düşerlerken bana saldıramasınlar ve kapıya rahat rahat gidebileyim diye. Erken yuvarlandım. Koştura koştura gidiyoruz efendim. YouTube'da bu bosslara verilen reaksiyonları içeren videolar bulunuyor. Yani boss reactions diye aratırsanız Dark Souls falan diye karşınıza çıkacaktır. Şeyi çok güzel. Yani bu boss'a gelen insanlar genellikle hani çok epik bir ejderha fight'ı bekliyor. Fakat
Pek aradıklarını bulamıyorlar. Çünkü tek bir vuruşta öldürüyor herkes. Esas Epic Ejderha Fight'ı DLC'deki Midir Fight'ı bence. Hani savaştığım ejderhalar düşünüldüğünde oyun dünyasında Midir kadar keyiflisine denk gelmedim diyebilirim. Elden Ring'deki ejderhalar evet. Hani bence yine güzeller ama neden bilmiyorum. Midir bir tık daha böyle bendeki yeri ayrı hani herhalde. Öyle ifade edebilirim. Yani o kalitede bir ejderha boss'unu ilk kez Dark Souls için DLC'sinde görmüştüm. Elden Ring'dekiler de güzel ama onların biraz daha hani ejderha fight'ından ziyade daha çok böyle kullanmakta oldukları mucizeler falan etkili gibi düşünüyorum. Hani oradaki yine Elden Ring Türkçe oynayış rehberine tanıtmış olduğum içerikleri bence biraz daha eğlenceli kılıyor o boss fight'ları. Buradan koşarak devam ediyoruz tekrardan. Yani Nameless King'in yolunu tutuyoruz. Aşağı atlamış olması harika. Buradan Titan Scaler alalım. Aşağı atlanı ölüyor bu arada. 3 tane Twinkling Titanite aldık. Ejderhaların kanamaya karşı direnci az olduğu için dilerseniz bu ejderhaları öldürmeyi deneyebilirsiniz. Ben bir tur denedim. Çok zor olmuyor. Çok kolay da olmuyor ama yani benim tahmin ettiğim kadar zor da olmuyor. Hani rehber serisinde yer verebileceğim kısalıkta bir savaş olsaydı ben yer vermeyi planlıyordum. Ama o kısalıkta bir savaş değil ne yazık ki. Dümdüz bonfire'ımıza koşturuyorum. Burada ruhları harcayıp geri geliyor olacağız tekrardan buraya. Ama öncesinde şuradan ilerlemek istiyoruz. Bir bakın. Yani bu arkadaş arkanızdan gelir. Kendisini öldürün. Burada bir başka arkadaşımız var. Bir tane vurun, aşağı atın kendisini. Yine buradan Twinkling Titanite'larımızı aldık. Şimdi burada Havel karakteri var. Havel karakteri tam bir işkence. Ve biz bu işkenceye katlanmak istemiyoruz. Ama yanındaki item'ı almak istiyoruz. O yüzden yapacağımız şey şu. Selamlar Havel deyip geleceğiz. Bize yaklaşsın istiyor, bize saldırsın istiyoruz. Hani bir şekilde nasıl olduğunu çok önemli yok. Bize gelip saldırırsa harika olur. Çok tam bir tank olduğu için hani uğraştırıyor sadece. Buradan Titanite Slab'ı aldık. Yanından yuvarlanıp kaçın. Kendisiyle başka herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Yanından yuvarlanıp kaçın. Gelin buraya. Aşağı inin. Bonfire'a gidiyoruz tekrardan. Titanite Slab'ı alıp Bonfire'a gitmek istemiş olmamın en temel sebebi aslında elimizdeki silahı en üst seviyeye çıkartarak şey yapalım istiyorum. Boss'umuza gidelim istiyorum. Travel dedim. Firelink Shrine'a gidiyorum. Şimdi her şeyden önce bu arkadaşla konuşalım. Eğer ki envanterinizde hiç yoksa buradaki Human Pine Resin'i satın alın. Çünkü Nameless King Dark'a karşı direnci az olan bir boss ve Dark'tan faydalanmak niyetindeyiz. Pardon bir saniye. Şunu da satmam lazımdı. Elde ettiğimiz Champion Gundyr, Osirios ve Dragon Slayer Armor ruhlarını satmış bulunuyorum. Onlarla yapacağımız herhangi bir içerik yok. Level up diyorum. Ve burayı 40'a çıkardım. Şimdi Luck ve Dexterity 40 yaptıktan sonrasında ikinci odağımız şu. Endurance'ı 20 yapmak istiyoruz. Endurance'ı 20 yaptıktan sonra DLC'ye devam edecek olan arkadaşlar Vigor'u 30'a çıkarsınlar.
Build noktasında o şekilde ilerlemeniz daha mantıklı olacaktır. Tabii ki de hani karar size kalmış. Hani nasıl ilerleyeceğinizi siz belirleyin ama ben hani yardımcı olacağını düşündüğüm şekilde ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi şunları çıkartalım. Şöyle yaparsak daha rahatıma gelecek. Gold Pine rezinin yanına bir de Human Pine rezinleri koyuyorum. Gold Pine rezini ilk fazda kullanacağız ejderhayı öldürmek için. İkinci fazda da Human Pine rezin kullanacağız Nameless King'i öldürmek için. Şuradan bir de stamina yüzüme geçeyim ki daha rahat ilerleyelim. Yani stamina'ya şu ana kadar yani Endurance statına şu ana kadar puan vermemiş olmamızın en temel sebebi kullandığımız kalkan, kullanabildiğimiz buff'lar, mesela şu Green Blossom vesaire aslında bu ihtiyacı gideriyor olması. Yani böyle bir şeye bu saldırında gelmezsin dedim. Yani standart yaptığın saldırı yaparsın diye düşmüştüm. Peki. Yani böylesi bir şey yapmanı bekliyordum. Yani Endurance statı noktasında biraz daha böyle geriden gelebiliyor olmamızın en temel sebebi hani kullanabildiğimiz diğer alternatif içerikler. Yani Dexterity build noktasında her ne kadar önemli bir stat olsa da Endurance bir tık böyle görmezden gelme imkanımız oluyor. Oyunun DLC'ye geçiş noktasına kadar. Şimdi her zaman için kafasına saldırıyoruz. Kafaya saldırıyor olmamızın iki sebebi var. Bir daha fazla hasar vuruyoruz. İki bir müddet sonrasında şey yapma imkanımız oluyor derken nasıl aleve denk geldim orada emin değilim. Ama çok sorgulamayacağım. Çok sorgulamayacağım. Ama aleve nasıl denk geldim en ufak fikrim yok. Bir de kafaya bir müddet saldırdıktan sonrasında riposte alma imkanımız oluyor. Riposte alırsak da tabii ki kritik bir hasar vurup daha rahat bir şekilde boss'umuzu kesmeye imkanımız oluyor. O gelene kadar ben Ember basmış olayım bir tane. Yine bu saldırımda geliyor olmam müthiş bir detay bence. Bekliyorum saldırı yapsın diye ama niyeti yok galiba pek. Nameless King'cimin. Aynen. Bu riposte almak istiyoruz. Kendisini öldürdük. Sonrasında dediğim gibi neden böyle bir şey olduğunu emin değilim. Nameless King, Dark'a karşı direnci az olan bir karakter. Dolayısıyla bundan faydalanıyor olacağız. Şimdi Nameless King, dürüst olmak gerekirse Dexterity build'lar için çok kolay bir boss. En temel sebebi de şu. Çok hantal olduğu için genellikle size saldırmanıza imkan tanıyacak şekilde basit saldırılarla devam ediyor. Size dolayısıyla tekrar tekrar kendisine saldırabiliyorsunuz. Yani burada dikkat etmesi gereken tek şey kendisinin ataklarının gecikmeli olan atakların özellikle zamanlamasını düzgün yapmak. Yani çok agresif olursanız sizin canınız yanar. Aşırı bir agresiflik göstermeden fırsat buldukça saldırıp kendisini kesmeniz yeterli. Kombolarını görüyorsunuz. Genellikle üçlü komboları var. Dolayısıyla kombolarına bağlı olarak da geçip şey yapmaya çalışıyoruz. Hani jump pot'u basmaya vesaire çalışıyoruz. Mesela silahımı bufflayacağım. O yüzden kombosunu tamamlamasını bekliyorum. Tamamladıktan sonrasında silahımı bufflıyorum. Hani aceleci olmaktansa temkinli bir şekilde ilerlemek en mantıklısı. Çok iyi. Yuvarlandım dostum ya. Yani bu son birkaç videodur yuvarlanmaya bağlı olarak çektiğim yaşadığım bu sorun nedir? Yuvarlandım yani.
Biraz daha hızlı saldırıp çözmek adına tekrardan şuradaki Unrest'e sonra geçiyorum. Çünkü kullanabileceğimiz sanırsam zaten Gold Pines'imiz kalmadı. Belki Gold Pine bundle'lardan falan yani alabiliriz. Hani Filing Shrine'a gidip alma imkanımız var. Sonuçta orada sınırsız sayı elde etme imkanımız var. Fakat videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Tek derdim o. Gel bakalım. Az önce bu hatayı niye yapmadın acaba? Bu aleyhi püskürtme saldırısı ne yapmanız gerektiğini bilmiyorsanız çok gereksiz zorlayan bir saldırı. Kuyruğunu arkanıza alıp dümdüz karşıya koşmanız lazım, bu kadar. Elimizdeki silahla burada bir tık daha fazla vurabiliyor olmamız lazım ama ne yazık ki bir şekilde ben 2'dir bunu failliyorum. En ufak bir fikrim yok ne oluyor burada. Gel bakayım buraya. Silahımızın bu arada hasarının umarım az olmadığı gözüküyordur. Yani Dexterity ve Luck statını 40'a çıkardığımızda bu silah da çok fazla oranda hasar vuran bir silah açıkçası. İlk iki saldırısını dodge'luyorum. Niyetim bir tane bunlardan kullanmak. O yüzden böyle bir boşluğunun gelmesini bekliyorum boss'un. Az önce de bunu yaptım ama yuvarlanmadın sevgili karakter. Benim hatam oldu. Dostum yuvarlandığımda neden yuvarlanıyorum? Yani yuvarlanma tuşuna basmıyor olsam diyeceğim ki okey. Peki. O bir tık beklenmedik oldu, ne yalan söyleyeyim. Şu saldırı yaparken kendisine doğru gitmenize fayda var. Çünkü arkanıza gidiyor o saldırısı yaklaştığınızda. Bu da hani işinize gelir büyük ihtimal. Ve kendisini öldürmüş olduk. Şunu kabul etmek lazım. Hani elinde kullanmakta olduğum bu silah hani STR build'ına daha yatkın bir silah ve ben biraz daha bu tatta hızlı saldıran silahlara aşinalığı olan bir oyuncu olduğum için biraz daha bu silahla rahat bir şekilde boss kesiyorum. Ama hani sizler için durum farklı olabilir. Dilediğiniz silahtan faydalanabilirsiniz. Katanalarda biraz daha hantal kalacaktır ama katanalarda da hasarınız fazla olduğu için yine bir şekilde hani şeyi telafi edersiniz diye düşünüyorum. Aradaki farkı telafi edersiniz diye düşünüyorum. Boss'u kestikten sonrasında bir tane Titan Step alıyoruz ve elimizdeki bu silahı da aslında maksimum seviyeye çıkarma imkanımız oluyor. Ek olarak şu sol taraftaki armor seti belki çok bir şey ifade etmeyecek ama biraz Fate build'ı ve Dexterity build'ı biliyorsanız şuradaki mızrağı kullanabilirsiniz. Dragon Slayer, Spear. Dark Souls 1'de olduğu kadar başarılı bir silah değil Dark Souls 3'te. Fakat bence Fate build'ı noktasında kullanabileceğiniz en keyifli silahlardan bir tanesi.
Yani ben mızrak noktasında en kere mızraklardan bir tanesi. Aklınıza bulunsun. Geliyorum buraya, level up diyorum ve dediğim gibi bizim aslında ilk hedefimiz, bir sonraki hedefimiz daha doğrusu Endurance'ı 20'ye çıkarmak ki biraz daha fazla stamina'mız olsun. Önceliğinizi yine Vigor'a verebilirsiniz. Hani canınızı biraz daha fazla tutmak adına. Ama dilerseniz bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Ben ana oyunu endeksli bir rehber çektiğim için ana oyun endeksli bir build'ı çıkarmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.